Sayın seyirciler, milyonların merakla beklediği müjdeli haberi külliyeden Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. EYT düğümü de böylece çözülmüş oldu. Düzenlemede yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'ye dair merak edilenleri konuşacağız. Şimdi Skype hattımızda sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz var. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum Gözde Hanım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi ama biraz da ayrıntıları konuşacak olursak, şimdi prim gün sayısı ve hizmet süresini doldurmuş olmak gerekiyor. Onun dışında 99 öncesi, 8 Eylül 99 öncesi giriş yapmış olmak gerekiyordu en başta. Şimdi bundan sonra ne şekilde ilerleyecek bu açıklamadan sonra? Çünkü 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuştuğunu biliyoruz. Ne anlayacağız biz bu açıklamadan? Doğru. 8 Eylül 1999'dan önce işe girişi olan SSK Bağkur Emekli Sandığı'yla alakalı herkes EYT'li olmuş oluyor. Bu süreçten sonra kendi içlerinde bulunan kuralların da olması lazım. Bunlar nelerdir? SSK için 99 öncesi giriş, kadınlarda 20 yıl süre, erkeklerde 25 yıl süre. Kadınlardaki süre geçti, erkeklerde de 99'da işe girenler 2024 senesinde dolduracak. 98'de işe girenler de önümüzdeki, yani birkaç gün sonrasında doldurulacak. 97 ve öncesinde işe giren herkes buradaki şartı da tamamlamış olacak. Buna ek olaraktan yaş şartı vardı. Yaş şartı Sayın Cumhurbaşkanı vasıtasıyla kaldırıldı. Prim günü gerekli. Prim günü de minimum 5000 gün olması lazım. Bağkur ve Emekli Sandığı'nda ise yine aynı şekilde 8 Eylül 99'dan önce işe girişler olmuş olacak. Erkeklerde 9000 gün, yani 25 yıllık hizmet süresi, kadınlarda da 20 yıllık 7200 günlük prim süresi olursa yılbaşından itibaren herkes emekli olacak. 2 milyon 250 bin kişi. Evet. Total sayıda Gözde Hanım 5 milyon 700 bin kişi var burada. 2250'si hemen, geri kalanlar işte 99'da girişi olanlar buradaki şartı 2024'te erkekler için yerine getiriyor. Yani prim günü eksik olanlar da çalışma hayatının içerisinde bulup bu primleri tamamladığı takdirde peyderpey, yani aydan aya, belki yıldan yıla bir şekilde emekli olacaklar. Peki şimdi aynı zamanda işverenlerin bu kıdem tazminatları ile ilgili de devletin düşündüğü ve uygulamaya koyduğu bir durum var. Kredi paketinden bahsediyoruz. Bunun için neler yapılacak, nasıl kullanılacak bu paket? Kıdem tazminatıyla ilgili, eğer siz emekliliği hak ediyorsanız, bir yıllık da sigortalınız varsa otomatik olarak kıdem tazminatını hak etmiş oluyorsunuz işçi statüsünde. Bunu çalışmış olduğunuz iş yerinde işverenden talep hakkınız var. Bununla ilgili geçmiş dönemde işveren kesimi bir talepte bulundu. Sayın Bakan vasıtasıyla toplu halde emeklilik olursa bize bir yük gelecek. Bu yükle ilgili bütçeler, bütçemizde bu kadar para olmadığı için biz bunu nasıl ödeyeceğiz diye yardım talep edildi ve bu yardımın karşılığı buldu ve kredi garanti fonu üzerinden buraya bir destek sağlanacak. Bu destekle ilgili de çalışanlar, emekliliği ve kıdemi olan kişiler gidip SGK'dan bir yazı alacaklar. Devamında bunu iş yerine, iş yerleri de bankalarla kendi aralarında bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşmeye istinaden götürüp buradaki emekli olacak kişili çalışanlarını, başvurularını yapacaklar. Peşin sıra buradaki kıdem tazminatı ile ilgili rakamın %75'lik kısmını işverenlere kredi nezdinde, %25'liğini de işverenler kendi ceplerinden bunu karşılayacaklar. Devamında da işçilerin hesabına yatırılacak. Yani işverenler, ben bu parayı alayım, kendi işimde kullanayım, farklı bir ihtiyacı karşılayayım şeklinde mağduriyetler oluşmasın diye devletimiz bu konuda yasa koyucu olaraktan teminat altına almış oldu. Yasa önümüzdeki hafta meclise gelecek. Devamında 15'ine kadar meclisten geçecek. Bazı şeyler orada daha net olmuş olacak. İlerleyen günlerde
bazı netlikleri de buradan öğrenmiş olacağız. Peki biraz da açalım istiyorum. Şimdi emekli olup çalışmaya devam edeceklerle ilgili bir teşvik, sosyal sigorta prim teşviki yine getiriyoruz dedi. Bunun açılımında biz ne anlayacağız? Ne anlama geliyor? Bizim sigorta prim kollarımız var. Emekli olanlar çalışma hayatının içerisinde kalıp çalışmaya devam ederlerse onların işçiden %7,5, işverenden 24,5'luk bir prim kesintisi var. Buradaki 24,5'luk kısma yasa koyucu %5'lik aynı tüm sigorta kollarına, normal çalışanlara uygulandığı şekilde bir teşvik geliyor. İşverenlerin bu üstünde bulunan 24,5'luk yükün %5'ini devlet üstlenmiş olacak. Onların primi 19,5'a düşecek. Dolayısıyla buradaki %5'lik prim de 10 bin lira brüt ücret yeni yılda olduğu için 500 lira gibi işçi işverenlere bir destek sağlanmış olacak. Peki efendim, genel itibariyle siz bu EYT açıklamasını, bu 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını göz önünde bulundurursak nasıl değerlendirdiniz? Bence 23 yıllık bir mağduriyetin çözüm noktasında Sayın Cumhurbaşkanı direktifleriyle Sayın Bakanımız bir çalışma ekibi kurdu ve bu 23 yıllık mağduriyet tam anlamıyla çözülmüş oldu. Burada dönem dönem çok spekülasyonlar yapıldı. İşte yaş haddi gelecek, tekrardan farklı yaşlar konuşuldu. Farklı yaşlar olduğu takdirde otomatik olarak farklı mağduriyetlerde olacağından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda işte kendi nezdinde en iyi kararı vermiş oldu. Burada yine baktığımız zaman konuşmasında dikkat çeken noktalar vardı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenliği sürdürülebilir ve bir makul ve bir süreçte olmasını biz bu süreç için çalışıyoruz dedi. 2008 senesinde bizim 5510 sayılı yasamız reform olarak hayatımıza girdi. Büyüyen, gelişen ve kalkınan Türkiye vasıtasıyla buradaki çalışmalara devam edileceğini söyledi. Asgari ücretlere, memurlara ve emekli maaşına yapılan iyileştirmelere dikkat çekildi. Ben bunu işte hep diyorlar ya, işte çarşamba günü müjdeleri diye ben nitelendiriyorum. Geçen çarşamba asgari ücrete yapılan %54 oranında bir zam vardı. Bu çarşamba ne oldu? EYT ile ilgili mağduriyetler giderildi. Önümüzdeki çarşamba ne var? Önümüzdeki çarşamba da TÜİK vasıtasıyla Aralık enflasyonu açıklanacak ve memur maaşlarıyla ilgili yeniden rakamlar söz konusu olacak. Bu müjdelerin buradaki dönemde tekrar devam edeceğini tahmin ediyorum. İstihdam ve gelişmelere devam edecek edilecek dedi ki teşvikler de bu konuda bunun işaretini veriyor. Yine aynı şekilde ilk düzenlemede 5.6 milyon emekli, ama şu anda 13.6 milyon emeklimiz var. 2 milyon 250 bin kişi de eklendiği zaman 16 milyona varan bir emeklimiz olmuş olacak. Aktif pasif dengesi dediğimiz, aktiften kasıt sosyal güvenlikte bir terimdir bu. Çalışma hayatının içerisinde bulup da prim ödeyen kişileri, pasif dediğimiz de gerekli şartları tamamlamış oradan emekli olan kişileri temsil ediyor. Burada aktüaryel dengelerin devam etmesi ve sistemin sürdürülebilir olmasıyla ilgili çalışmalara devam edeceğini söyledi. Yaş sınırı olmayacak. Devamında hak sahibi kişilerin borçlanmalarla alakalı geçtiğimiz ayda bu süreçler başlamıştı. Vaktimiz varsa biraz da borçlanmalara değinmek istiyorum ben ama. Şöyle kısaca değinebiliriz, buyurun. Evet, yaklaşık 13 tane borçlanmamız var. Prim günümüz eksikse yasaların emrettiği şekilde bunları tamamlayabiliyoruz. Erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda doğum borçlanması, memurların ücretsiz izinde geçen sürelerin borçlanması, yurt dışı borçlanmamız var 3201 sayılı yasa, doktora sürecinde borçlanmalar, avukatların staj borçlanması, grev ve lockout'ta geçen süreler, seçim kanunlarındaki o 3 aylık dönemdeki görevinden istifa etmiş memurların da seçime kadar olan dönemi kapsayan ve 2011 sonrasında kısmi süreli çalışanlarla ilgili oradaki günlerini ispat ederse bunları borçlanaraktan
prim günlerini tamamlayıp EYT grubu içerisinde onlar da maaşlarını alabilecekler. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz bizlerle birlikteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Külliyedeki o açıklamaların ekranlarınıza getirdik. Tabii çokça aslında tartışılan bir konuydu. Merakla da bekliyordu milyonlar. EYT ile ilgili düğüm de böylece çözülmüş oldu. Konuğumuzla hem ayrıntılarını paylaştı hem de özellikle borçlanma kısmını da bizler için aydınlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuzu uğurlayalım, ardından devam edeceğiz. İyi geceler diliyorum, iyi yayınlar. Teşekkürler.